geliyor, kurt geliyor. O kim lan? Oğlum, lan manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kendinize gelin. Oğlum o sesler inşallah kavga sesidir. He sesiniz gelmiyor. Bir daha yapsanız da baştan yapsanız da hiçbir şey duyulmadı. Bütün entertainment'ın amına koydum ya. Ben sikerim. Lan ayağını çek oradan. Kendine kodun. Siktir git. Çık odadan. Siktir lan. Siktir git. Oğlum bari birlikte yapmayın lan. Oğlum yapma. Bak bu ses o ses değil bak. Salak salak ses çıkartma. Bu sesi ben hatırlıyorum. Yaklaşık bir 7-8 sene önce. Çağrı abi bir de bir şey diyeceğim. Çok bağırmazsana. İki kere duyuyor sesini. Oğlum seni var ya gelirim sikerim. Hayır. İbo kapıyı kilitle. Kilitli. İbo yani. Kapıyı kilitle amına koyayım. Kilitli. Açılma kapıyı! Pardon. FBI'm burada dur! Allah'ım. Oğlum önüme geç lan. Lan çıktı lan. Sen dedin ya bu hayır, dedi. Hayır. Bu dedi vallahi bu dedi. Hayır İbo ya. Bu dedi. Mikrofon başında bu var. Evzülüden yine şeytan. Gelin buraya. Gel abi bırak. Bırak. Mami kırmızı olanı ellemeseydin. Arkadaşlar. Zaman yolculuğu yapıyoruz şimdi. 1984 model. 1984 yılından bir arkadaşım var. Amatör topçu. Gel buraya. Oğlum var zaten koltuk. Bırak. Bir tane koltuk var burada bırak. Gel. Niye bu kadar karanlık ya? Ben karanlıklarda biliyorsun ki karanlık bir adamım ben. Ve Mami arkadaşlar karşınızda. Amcık seni. Hayır, lan bırak lan! Amınıza konup çıksın. Yeşil konup çıksın. Buna koduklarıma bak ya. Salak piç ya. Piç ya bunlar. Bu ne senin adam? Merhabalar herkese. Şunu çek şuraya. Çek şuraya. Eliniz kolunuz bir rahat dursun ya. Geç şuraya. Sen de şunu al. Ben bu koltuğu sevdim. Oğlum şuna otur bak. Allah Allah. Gel otur sen de buna. Dostum biraz öne gelsene de siz. Merhabalar. Oğlum bu kafalarını vuracağım böyle amına koyayım. Böyle kafaları tokuşturacağım. Arkadaşlar bu Mami. Yo bu İbo. Bu da Mami. Dört Mami. Tam ekran yapıyorum. Mami biraz daha şöyle gelsene. Geleyim. Mami'nin son halini çok merak ediyordunuz. Bu benim son. Son hali bu. Saçlar bu şekilde. İbo da... Dur bakayım şöyle İbo. İbo da bu model. Evet Nuri ne diyorsun modellere? Klibi izledim de ona kopuyorum ya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Niye öyle bir hareket yaptınız? Bak, bu planlı bir hareket de değildi. Abi dayanamadım görünce. Hiç ya bunlar ya. İbo sen sigaranı abi, o ön cebinde mi taşıyorsun? He? Ne? Oğlum salak o bir şey döküldüğü zaman falan siliyoruz. Salak salak algı yaratma amına koyayım. Monitör gözükmüyor bununla. Nasıl? Gözükmüyor monitör. İşte onu chat'i okumak istemediğimde takıyorum. Harbiden lan. Mami Hazreti So benziyor Kanal 7'de oynayan. Oğlum Mami herkese benziyor. Mami Ali'ye de benziyor. Hazreti Ali. Şey tövbe estağfurullah. Tövbe. İsmail Ek Ayber. Oğlum baban izliyor çok... baban yapma. İsmail Ek baban izliyor mu? Bilmiyorum. Babası izliyor. Babası izliyorsa pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsiniz. Buydu değil mi siz çocuk? Buydu galiba. Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz gerçekten.
bu kadar algılarının böyle bu kadar açık bir çocuk olması çok ilgincime gitti yani benim. Yani İbo da ben aynı de, şekilde. Sen de bir tedirginsin, sen yorumsuzsun. Sen de mi? Yo, şöyle dur bak. Köpek balığına benziyorum böyle, yapma. Oğlum. İbo zayıflamış şu an. Senin kilolu olduğunu nereden biliyorlar İbo bunlar? Kim biliyor? Zayıflamış demiş amına koyayım. Demek ki kiloluydun. Eski fotoğrafım belki sızdıysa. Ben Mert gibi bir şeydim ben. Oha! Vallahi. Mert gibi kimse olamaz artık. Oha! Arkadaşlar, bu arkadaşlara içerki odaya setup kurdum ben. Laptop verdim, bir tane mikrofon verdim. Oradan Discord makarasına katılabilsinler diye yaptım. 10 numara ortam yaptık. Güzel oldu mu orası harbiden? Çok güzel oldu. Laptopun girilmedik yeri yok. Her yerde kablo var. Evet. İyi. İyi. Mami yiyeceğim şu an demiş. Bir tane kız. Nasıl? Bir daha yapsana hareketi. Oğlum sarak sarak elleri yapmayın. Bunlar arkadaşlar biraz ayarsızlar. Enerji olarak hastalar birazcık da. Ayarsız bir enerjileri var. İbo kısmen biraz daha sağlıklı görünüyor gerçekte ama Mami gerçekten Discord'da nasılsa gerçekte de öyle yani. Rahatsızlığı öyle, biraz var. Öyle. Dengesiz. Mami sana herkes 1970'ten çıkma falan böyle. Öyle. Zaten, sokaktan geçtim bile adam bile öyle diyor abi. Ekipte demeyen kalmadı. Ne diyor? 80'ler, 70'ler, 60'lar, 90'lar her yerde. İlk kim dedi? İlk Çağrı abi dedi. İlk sen dedin. Daha İstanbul'a gelmedim. Aradı 1970'lerdeki çocuklara benziyorum dedi. Heh, onu dedim yani. Onu dedim. İbo niye takipten çıkmış beni diyor. Kim o? Hani sen İstanbul'da diye takipten çıktıysan. Hadi dökülsün ya, gizli kirli çamaşırlar dökülsün amına koyayım. Bu çocuklardan rahatsızlığını dile getirecek olanların onu Discord'da çekip şey alalım mı? Almayalım. Benim tamam. Benim aram bozuk değil. Mami sen, senin sesinle görüntün uymuyor diyorlar. Belki mikrofonla evet. Ya. Burada nasıl sesin? Sence tipimle orantılı mı? Bir de Mami'nin ses kesiliyor abi. Biraz sesi kesiliyor değil ya. Mikrofonu uzaklar ya, o yüzden. İşte mikrofon uzak ondan. Şimdi Mami'yi tam duyamıyoruz. Mami seni tam duyamıyorlar. Mami biraz daha böyle gel. Benim önüme geçsen bir şey olmaz. Buraya konuşacağım. Bak bu mikrofon, buna mikrofon konuşuyorsun. Buna konuşuyorsun. Benim yayın setup'ım da böyle işte bu. Ben anladım da bu cahil story kaç kişi görmüş onu bile bilmiyor. Nasıl yani? Bana soruyor, nereden göreceğim diyor. Oğlum ben story mi atmışım? Mert bir konuş bakayım Mert. Ha, 15 tane attın. Ses deneme 1-2-3 pazartesi salı. Gerçekte daha komiksin abi. Nasıl? DC sesi yüksek dediler de DC sesi yüksek değil yani. Mamilerin sesi alt. Söylüyorum onu. Sen niye alamıyorsun? Gerçekte ne diyor? Kilolu ama komik adamsın harbiden. Mami Çağrı abi bir şey verirse içme. Şimdi sizi gerçekte daha kolay sikebileceğim. Bunun farkında mısınız mesela? İçeride vallahi mesela atıyorum bir milf şakası yaptın. Hadi gelip içeride inşallah sikebiliyorum yani. Ne olur. Şu anda böyle bir imkanımız var yani. Hadi inşallah. Allah Allah. Bunlar gerçekten bunlar var ya. Bunlara ne yapsan şey olmaz yani. Ceza gibi olmayacak. Ay bu yatakta Çağrı abinin koyuna girek mi? Oğlum salak salak iş yapmayın ha. Ben bu gece uyumam ki. Fotoğrafını çekeyim. Hocam bak bak sana şu kadar söyleyeyim. Ben bu ikisininle aynı evde uyuyamam ki. Uyumam abi. Sabah uyuyacağım yüzüm attırır. Vay be nereden İstanbul'da nereye be? DS16'dan. Şimdi niye duygusallak? Duygulandım amına koyayım. Kadrajdan çıkmadan duygulanma amına koyayım. Gel kadrajda duygulan ya. Burada duygulan amına koyayım ya. Aa nereden nereye be abi CS16'dan? Nereden nereye? Bazen var ya bak Allah. Bazen düşünüyorum. Geçen gün bütün ekip toparlandı. Dedim ki ben bu boku yaparak iyi mi yaptım yoksa kötü mü yaptığımı bir sorguladım. Ama bugün yanımda sizler gibi güzel sağlam kardeşlerim varsa o günlere... Oğlum dur tamam. Yok yok. Öpeyim. Oğlum durun. Ver elini öpeyim ver. Tamam. Oğlum ver. Git öp. Ya el öptürmem ben. Yer rahmi yarayabilirsin. Ya banlanacağız ya. Hayvan. Allah Allah. Pişman oldum ya. Keşke amına koyayım CS oynamasaydık o gün ya. Lanet olsun amına koyayım. Keşke diş doktoru diye geldi bu adam amına koyayım ya. Lobiye. Şurada iki kasa görür müyüz be? Nasıl yani? Hadi be inşallah ya. Çift PC be. Hadi be. Bak bak bak. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Nuri. Bunlar kamera karşısında iyice sapıttılar amına koyayım. Ben dedim ki utanırlar falan diyordum amına koyayım.
Ben kamera karşısında bu kadar hızlı adapte olabilen başka bir ikili görmedim yani. Noel dayı hadi neredesin dayı? Dayı realde gördüm. Yemin şuraya ediyorum. Bakarak, şu kameraya bakarak. Gel böyle. Kameraya bakarak duygularını dile getirsene birazcık. İyi ki bu ekipteyim arkadaşlar. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çağrı abi inşallah daha iyi yerleri de görürüz. Aferin. İnşallah. Şu kameraya bakarak sen de. İyi ki buradayım. İyi ki tanışmışız. Samet'e söyle. Kesinlikle zorlama yok değil mi? Amına koyayım Samet'in. Vallahi zorla yaptırıyor. Benim hep şey dayadım. Sen bu adamın evinde kalacaksın. Ben adamın evinde kal. Geceleri. Çok ayıp. Göt veren Mert. Ya bana da söyledim. Tamam, Samet'e oğlum bak Mami şey sikerim bak. Zorla söylüyordu İbo. Sen yani, içinden gelerek söyledin. Seni söylemek istediğin biri var mı? İçinden gele gele söyleyeceğin birisi varsa direkt ona söyleyeyim. Kime söyleyeyim ki? Hasan'a söyleyeyim mi? Ha Hasan'a söv. Hasan senin götünü sikim zargana piç. Çocuğun var ya. Sakin ol. Sakin ol. Gelmiş bugün sarılırken kafamı ittirmeye çalışıyor. O da göründüğünden küçük. O da çok niye küçük. Niye söylüyorsun? Vallahi o da çok küçük. Niye söylüyorsun? Vallahi küçük. Yok lan göründüğünden küçük değil bu kamiller. Ne hayal ettilerse artık. Bir şey diyeceğim senin yatağın niye 3 kişilik? Nasıl 3 kişilik? Kendisi kişi zaten 2 kişi ya. Normalde ben mesela 2 kişilikte yatarım rahat ederim. Adam 3 kişilik. Sen de 2 kişiyle biraz abartısın ama yani. Ben oğlum niye 3 kişilik işte bacaklarımı açar şey yatıyorum işte. Ya da çiliysem. Oğlum bunlar var ya Nuri. Bak iyice ahlaksızlaşmışlar kimden öğreniyorlar acaba? Benden abi seni örnek alıyor çocuklar. Benden mi öğreniyorsun? Aferin lan benden öğreniyorsun. Bu arada Ercan abi go-kart'ta ayıptır söylemesi. Adam baksana kameranın önüne geçti direkt koltuk sikti yani ilk iş. Go-kart'ta Ercan abi siktim falan diyor ha. Kalite kontrol mü yaptılar bunlar koltukta? Uzak, lan 30 kilometre uzaklaştık böyle mi oldu şimdi? Ha bıçak çekti. Allah bıçaklamaya geliyorum. 40 kilometre uzaklaştık böyle mi oldu şimdi diyor. Yok Ercan abiyi çok seviyorum harbiden. Harbiden abi, harbi kral adam. 1,5 saat. Tamam gel o zaman şimdi. Askerlik anılarından şimdi dünden beri kimlerle görüştük? Tamam mı? Herkes. Bak herkesle görüştük. Şimdi sizden puan vermenizi isteyeceğim. Öncelikle Nuri'den başlayalım. Nuri'ye mesela, 10 üzerinden puanı kaç? Hangi kategorilerde? Hepsini değerlendir yani anladın mı? Beklentilerini bilmem nelerini gerçekteki. Nuri 10. Nuri'de bir 10 karizma 10 var. Bir çekicilik var Nuri'de. Nuri sen, aşırı 10. Karizma. Aşırı. Tamam Nuri 10 ama biraz o dobru olun ha. Nuri direkt onu ya. Tamam Dobro mu? Dobra mısınız? Dobrayım. Dombrayım. Vallahi Dobrayım. Dobrayım diyor. Tamam. Hasan'a puanlamanızı alayım. Hasan çok zayıf. Hasan 8. 7. Neyden kırdınız? Çok zayıf harbi çok zayıf. Yemeği yemiyor oğlum, beden de. Adamın vücudundan, kilosundan niye kırıyorsunuz amına koyun? Neyden yorumlayacağız? Bekle İbo bekle. 3 aya bekle. Ya beklediğiniz gibi bir samimiyeti işte efendime söyleyeyim. Gerçek oturması kalkması. Ben tip olarak yorum ya. Ya tip olarak değil oğlum ya. Tip olarak değil. Daha böyle işte size karşı yakınlığı, bilmem nesi. Hani bir insan olarak yani anladın mı? Hasan da onu o zaman. Beklediğiniz gibi miydi yani? Evet. Hasan direkt zaten ilk konuştuğum kişi burada. Ona da. Aynen. Drama çıkartmaz mısınız hiç? Hasan'la mı? Yok yani herhangi bir tane isimle. Nesrin bu arada kamerada göründüğünden daha zayıf. Oğlum, bugün arkadaşlar Nesrin bugün Mami'ye bunu 50 kere falan söylettirdi, ezberlettirdi. O yüzden böyle konuşuyor. Şimdi gerçekleri konuş. Nesrin, duba gibisin. Şaka şaka. Harbi zayıf. Ben kafede direkt kendisine söyledim birebir. Direkt yani. Direkt duba gibisin mi dedin? Yok, zayıf dedim direkt. Benim 4 katım falan ama değil mi Mami? Buradan anlar samimiyetimi. Ben anlayamadım. Yağmur hakkında. Yağmur'u ben biraz uzun bekliyordum, çok kısa. Samimiyet 10 numara ama. Evet, samimiyet çok bence samimiyet. Herkes 10. Samimiyeti sayma o zaman. Discord'daki beklentiniz, gerçekteki beklentiniz. Nesrin'le benim birebir uyuştu beklentim. Ha, birebirlikten bahsediyorum. Birebir uyuştu. Nesrin direkt Discord'daki neyse. Kafede oturuyorsa her şeye şaşırıyor. Sonra... Tamam Ercan. Ercan abi gerçekte daha konuşkan. Gerçekte çok daha konuşkan. Evet.
Discord'da hiçbir şey yani, öyle diyeyim. Onda biri Discord'da. Çok güzel anılar anlatıyor. Mesela bedelli askerlik yapmış, 1,5 saatte onu anlattı. Anı çıkarabiliyor. 15 gün askerlik yapmış ama neler neler. Sniper mı kullanmamış, şey savaşa mı gitmemiş. Ordu bedelinin biriyle savaşmış. Vaaay. Ercan öyle Ercan. Bir anlatırsa bir daha susmaz yani. Öyle anlatır. Başka kim var? Beni yorumlayın lan. Beni gerçekteki benle yayınlardaki. Sen bu arada şaka yapmak istediğin zaman garanti gülüş. Gülüş garantili şaka yapıyorsun. Nasıl yani lan? Direkt yani motto bu senin. Güldürmeyen şakan yok. Ben hiç olmadı yani. Harbi mi diyorsun? Harbi. Yani benim ağzımdan şaka çıktığını yakaladığın anda zaten gülüyoruz mu diyorsun? Evet. Ama şimdi Mami'cim yıllardır da bu işi yapıyoruz yani. Evet. Onun da etkisi vardır. Evet. Doğrudur. Bir de böyle bazen böyle yap. Abi bacağını indir. O bacağım değil de neyse hadi indireyim. Oğlum, o sesler ne lan? Discord'da birisi birisini bıçaklıyor gibi. Neyse. Harbiden... İbo sen anlat. Yani gerçekten beklediğin gibi ya, o çıkmazsa da diyebilirsin yani abi. Yayınlarda şöyle dedin, gerçekte de böylesin diyebilirsin yani. Düşüneyim. Sen off stream'de yayında değilken de DC'de çok şaka yapıyordun. Realde de yapıyorsun. Güldürüyor. Bir de abi çok uzunsun ya. Yani. Evet, Çağrı abinin yanında bir... Aa, Mami ile fotoğraf çekilecektik biz Çağrı. Noel dayıyla Çağrı abi. Dayıyı ben uzun bekliyordum. Çağrı abi daha şey gözüküyor oğlum. Daha uzun. Ayakkabı, saç, kilo. Sıçtın ağzıma, sıçtın. Samimiyetin 10 numara. Ona bir şey yok. Çok ya daha bir de kilo var ya, ondan daha şey gözüküyor. Sus lan Hasan. İri iri. Daha sana iri. Sana mı soruyorum çağırın. Hasan? Allah Allah ya. Başka güzel bir şey söylemeyeceğiniz mi yani? Bunlar mı amına koyayım? Samet'i sorsana Çağrı. Samet nasıl? Discord'dakiyle gerçek hayat. Bak burada kesin bir fark olması lazım artık ya. Dün biz bir de birlikte kaldık ya. O kadar Samet abinin küfürbaz değil. Değil mi? Küfürbaz değil. Hiç değil. Hiç değil değil de yani Discord'a göre hiçbir şey. Doğal bir komiklik var ama Samet abide. Nasıl? Mert sormadım. Bilmiyorum. Çok böyle komik hareketleri var. Evet. Tamam. Senin karakteri gibi bazen. Gerçek ismi soruyorum şimdi. Mert. Mert abi, Mert bir şey diyeyim mi hayatında? Sen niye 10 dakika geriden aldın soruyu? Evet tamam. Hayatımda gördüğüm en keyifli Mert deyince Ivo çöktü adam. Bu arada. Kafeye bir yere oturduğumuzda demlik getirdi, herkesten yanında farklı bir şey söylüyor. Herkesten. Tatlı söylüyor, iki ısırık alıyor, bekletiyor. Bir tane semaver çarptı, ne anlamadım amına koyayım. Ma evden bir getirdi şey, onu. Bal döküyor. Banane çayı söyledi anneanne. Böyle böyle yudum alıyor. Anneanne çayı ne be? Öyle diyor, bilmiyorum. Çok keyifli, çayı. Çok. Peki beklediğiniz gibi mi Mert? Daha kilolu, şakasız. Oğlum siz niye bu body shaming'e girdiniz amına koyayım ya burada bu abi gece? Abi yok bir şey olmaz. Lan kiloluysa kilolu ya amına koyayım. Yok abi şeyden yadırgamıyorum ya. Olabilir, ne olacak? Ben de öyleydim insanlık hali. Ama Mert'in de mesela tipi komik, konuşması çok komik. Değil mi? Mert komik değil mi gerçekten? Gerçekte komik. İşte yayınlara yansıtabilse TR ya, ilk 3 amına koyayım. Birebir de konuştun mu komik. İnşallah TR ilk 3'te. Memeleri çok görürüz. Güzel. Burada şöyle infolar verme ya. Ulan bunu Çağrı, bu portakal sıkıyordu sürekli ya masada Mert'e bakarak. Kim sıkıyordu portakal? İbo masada? İbo. İbo sen sürekli masada Mert'e portakal sıkarak sıkıyordu. Portakal sıkıyormuşsun. Abi sizin İstanbul'a gelme amacınızı da bir söyleyin o zaman. Onu burada söylemeyelim. Ben açıklayabilir misin sen İbo? Ya yani Mami İbo'nun işte amacını biliyorsun. Arkadaşlar. İbo'nun amacı belli. İbo bir tane kız buna merhaba dedi diye. İbo'ya bir akşam bir kız merhaba yazmış amına koyayım. Ama sonunda 3 ha vardı. Heh. Merhaba. Ekipçe damatlık bakıyoruz. Ekipçe şimdi kızı istemeye hazırlanıyoruz biz. Ben dedim ki kızla hani konuşuldu mu bir daha? Yok konuşulmamış da. Kızın belki haberi bile yok. Yok. Laps diye apar topar geldiler amına koyayım. Ya dedim ki haftaya gelin bari video çekelim dedim yani. Adam gelmiş. Şimdi durumunuz nasıl bu hanımefendiyle? Bilmiyorum ki, konuşmadık o merhabadan sonra. Oğlum geldim falan yazsana oğlum amına koyayım. Aynı şehirdeyizsiniz şu anda. Müsait olamadım ki, boş bir anda yazacağım. Görüşecek misin peki o kızla? Görüşeceğim, İskender ısmarlayacağım.
Hayvan ya, hayvan. Küçük herif ya. Bu oluyor ortada mı? Pislik herif. Pislik herif harbiden ya. Üstüne yağ döktürtmeyi unutma. Bol ve yağlı değil mi? Cızır cızır etsin ya, o ne sesi duyalım. Ya ben bu şakayı kafede yaptım da kardeşim. Sen niye yayında yapıyorsun, onu anlamadım. Bu şaka zaten yayın şakası olsa ben yapardım. Bir yanına gel. Şurada çok güzel kuru fasulye var. 5 liraya yedirtmiyorlar onu. Anlatsana. Harbi anlatsana onu, numara hikayeyi. Artık yani yaptık şakayı. Oğlum saçmalamayın, öyle hikayeler anlatmıyorum. Onun şakını anlat. Oğlum ya. Hayır abi. Bu kadar abartı yani. Bir de ısmarlayacağım diyorsun kıza İbo. Mami senin var peki görüştüğün konuştuğun birisi? İnsan olarak yani. Var. Harbi mi diyorsun? Var, bir sürü erkek şırlara davet ediyor. Gel paça içek diyor. Falan filan yani. Öyle değil oğlum. Hani duygusal bir kız. Karşı cins. Karşı cins de var. Çok tatlısın. İsmail Yekay'a benziyorsun diyor. Teşekkür ederim diyorum. İsmail Yekay mı benzetiyorlar abi? Mami'nin sesi kesiliyormuş. Mami bir de kadrajı toksun abi biraz. Şu rezil bir Mami, açıda duruyor şu an. Gel şöyle. Abi. Heh. Abi sen de Mami'nin kafayı tutun. Koltuğunu havaya kaldırın. Koltuğunu havaya kaldırın. Tamam. Şimdi konuş Mami. Seni kime benzetiyorlar? İsmail Yekay'a benzeten çok. Sonra... İsmail Yekay'a bakış yapsana bir. Çok tatlısın diyen var. Ben de teşekkür ederim diyorum. Bu kadar yani. Duygusal. Kızlar mı diyor bunu? Evet. Erkek diyen de var yani. Peki hiç böyle görüşmek isteyen bir kız hanımefendi olmadı mı? Yok. Olmadı. Nasıl ya? Yok olmadı. Anlat anlat. Ah lan. Zaten maksat burada toplanmamız ya abi. Gelmişken hani birisiyle de görüşeyim. Yok abi bende öyle işler yok. Harbi mi diyorsun? Yok baba. Baba mı? Baba yok. Babası izliyor lan sinyaller ya. Şaka yapıyor. Oğlunuz gerçekten 10 numara bir on çocuk. 10 numara. Gerçekten hiçbir kötü huyu yok yani. Baban gelmeden önce bize karşı yaptığı uyarıları da bir anlatabilirsen. Babamın anlattıklarını mı? Evet. İlk başta gideceğim dediğimde babam şey dedi, kim bunlar falan. Ben de gösterdim zaten 2-3 yıldır bilgisayar başında olduğum için biliyorlar. Dedi şey dedi şimdi, hani yapmazlar ama hani olursa ne olur, ben yine yaşadığım için biliyorum dedi falan, klasik baba lafları. Şırıngayla mırıngayla içeceğine ilaç milaç basabilirler dedi. Doktor adam herhalde. O yüzden diyor öyle şeyler. Kapalı içecek al, kendi elinle al falan dedi yani. Bütün içeceklerim abi aldı. Birisi sana elden içecek vermesin dedi. Harbiden ben de gidiyorum elimle, dolaptan alıyorum, etrafına bakıyorum, el içiyorum. Baba. Benim tek sorguladığım, bu hikayede baba, tek sorguladığım bir olay var. Sadece bir soru var yani. Ya hocam, tabii ki düşünce o şey. İnsan hani ister istemez şey. Ama biz bu çocuğa ilaçlı bir şey içirsek mesela, bu çocuktan ne yapabilir yani, anladın mı? Hani ne yapabiliriz abi, bunu bayılttıktan sonra ne yapılabilir yani bu çocuk? Ben bunu algılayamadım yani, anladın mı? Sanki gizli göreve geldi ya. İbo'cum sen var mı böyle öneriler, şeyler oldu mu? Bana hiçbir şey demediler. Ben gidiyorum dedim, Allah'a emanet dedim. Hazırlarmış yani senin gitmene. İyi. Ah be İbo. Ben İbo senin gelmenine okeydim de Mami'nin geleceği konusunda hiç yüzde ihtimal vermiyordum yani. Ben de vermiyordum. Kimse beklemiyordu. Zaten son günlerde böyle Mami şey yaptı. Ben de direkt gazladım bunu, gel dedim. Mami'nin bak bakışa bak. Orada bakayım. Tamam. Yarın ne de iyi ettin ya, bu ekibi kurdun. Valla iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum da yani iyi ettik ya, bu insanlarla tanışıyoruz. Yarın Mami'den bir İngilizce çeviri alabilir miyiz? Hangi kelime? Bir, bir mail yazıyordum da şeyde sıkıntı çıktı. Family yazarken sıkıntı çıktı. Mert mail yazıyormuş. Family yazarken sıkıntı çıkmış. Doğru telaffuzu istiyor hangi sende. Hangi kelime? Family. Aile, aile de. Ne? Family yazsın, family. Family. Family, okuduğun gibi yazacaksın ha. Family. Cidden bir şeyler diyorlar da kaçırıyorum hep. Çağır şu Mami'ye bir şey söyler misin falan diyorlar. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. İyi ki geldiniz Oğur diyebiliyorum sadece.
İnşallah yakın zamanda... Cansın abi. Eyvallah. İnşallah yakın zamanda... Şimdi abi tabloyu düzelse ya. ...yerleşirsiniz ya. Tabloyu karıştırma lan Hasan. Düzelsin abi, yamulmuş ya yine. Sus, neyi yamuk ya? Mami çok tatlısın diyor bir tane hanımefendi ısrarla. Teşekkür ediyorum kendisine. Öyle yazmayın Mami ya, pipisi kalkıyor. İyi o zaman. Odak bozulmuş. Tamam o zaman uslu oraya gidin, Discord'a gelin oradan. Odamıza geçelim. Anlık bir şey olursa buraya gelin. Hatta geçen ilerleyen saatlerinde sizde bir FIFA foot draft yapalım. Yapalım. Tamam. Burada beraber yaparız. Tamam. İbo da çok tatlı lan. İbo çok tatlı harbiden. Yok ya. Harbiden yok ya. Yok lan yok. Çok tatlı. Şeye gerek yok, yok yani. İbo. Oğlum tertemiz. Oğlum bir çocuk... yan dönerim amına koyayım, çünkü çıkarlar yayından. Tertemiz çocuk lan İbo da. Herkes, hepsi tertemiz çocuklar harbiden. İyi ki sizlerle beraber bu yoldayız amına koyayım. Hadi bakalım. Vallahi dur. Ya dur ya. Atayım ya abi eline. Oğlum hayır. Vallahi. Oğlum. Ne yapıyorsun abi, o ne? Onu kontrolümde kalsın diye yaptım. Gidiyoruz biz. Tamam, içeri gidiyorsunuz alt tarafa amına koyayım. O kadar dramatize etmenin bir anlamı yok. Haydi gidiyoruz. O kadardı. Şey. Koltuğunu götür. Götür. Lan götür! Ya getireceğim ya. Ya ne yapıyorsun? Bunlar var ya, gerçekten tehlikeliler ya. Harbi söylüyorum, rahatsızlar ve çok tehlikeliler yani. Hasta ya. Atsana şu klibi. Attım. Nereden attın? DC'den. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.